Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji dersinde neler var? Biz bu sene hangi konulardan sorumluyuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi 10. sınıfın üç tane ünitesi olacak. Birinci ünitemiz hücre bölünmeleri, ikinci ünitemiz kalıtımın genel ilkeleri olacak. Üçüncü ünitemiz ise ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz ünite olacak. Ve biz bu üç üniteyi bitirdiğimiz zaman sene sonuna gelmiş olacağız. Öncelikli olarak ilk üniteden bir bahsedeyim tabii size. Şimdi ilk ünitede hücre bölünmelerini göreceğiz. Biraz geçen seneki hücre ünitemiz var ya hücrenin yapısından bahsetmiştik işte içinde DNA'sı var demiştik. Artık o hücreler nasıl bölünüyor? bu bizim konumuz olacak. Öncelikle hücre döngüsü ve mitozdan bahsedeceğiz. Artık kısından mitoz temeline dayanan eşeysiz üremeden yani karşı bir cins olmadan birey sayısının artmasından bahsedeceğiz ki mesela amipler ikiye bölünme yaptıkları zaman eşeysiz üremeyi gerçekleştirmiş olacaklar. Tomurcuklanma, rejenerasyonlu üreme, vejetatif üreme gibi çeşitleri olacak. Sonra eşeysiz üremeyi bitirip mayoz bölünmeye bahset mayoz bölünmeye geçiş yapacağız. Mayoz bölünme dediğimiz zamanda genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlayan kromozom sayısının tabii ki yarıya inmesini sağlayan bölünme çeşidiydi. Çok fazla üniversite sınavında da mitoz ve mayozun kıyası ile ilgili sorular karşımıza çıkıyor. O yüzden de bu sene bizim için önemli bir sene olacak. Eşeyli üreme sırasında gerçekleşen olaylardan da bahsettiğimiz zaman hücre bölünmeleri ünitemizi bitirmiş olacağız. Geldik pek çok öğrencinin belalısı olan kalıtım ünitesine. Böyle Bazen videoların altındaki yorumlara baktığımız zaman işte üniversite sınavı öğrencilerine mesela soruyoruz. Diyorum ki hangi konudan soru çözmemi istersiniz? Hangi konuyu tekrar anlatmamı istersiniz? O konuyu yazın. O konuyu bir daha anlatayım diyorum. Ve çok fazla derecede her seferinde kalıtım karşımıza çıkıyor. Bu da gösteriyor ki kalıtım aslında zorlanılan bir konu. Bu da gösteriyor ki kalıtım yapan bir adım öne geçecektir. Aslında kalıtım konusu biraz daha matematiksel işlemler yaptığımız için genellikle çoğunluğun zorlandığı bir konudur. Ama bulmaca çözmek gibi en başta mantığını anladığımız zaman zaten en zor sorusu dediğimiz sorular bile ilk anlattığımız kısımdan çıkıyor. Bu kalıtımın genel ilkeleri de biraz uzun bir ünitemiz olacak. Orada tabii ki işte mendelden bahsedeceğiz, bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalardan bahsedeceğiz. İki canlı evlenirse çocuklarında şu özelliğin görülme ihtimali yüzde kaçtı? gibi işlemleri yaptığımız bayağı da uzun olan böyle birinci dönemin sonuyla ikinci dönemin ortalarına kadar geçen bir ünitemiz olacak. Onu da bitireceğiz. Onu da bitirdikten sonra da ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Aslında ekolojiyi ikiye ayırmışız gibi düşünebilirsiniz. Ekosistem ekolojisi 10. sınıfın sonunda komünite ve popülasyon ekolojisi dediğimiz ekolojinin devam kısmını ise 11. sınıfın sonunda göreceğiz. Yani 10. sınıfın bu 3 ünitesinde daha doğrusu 3. ünitesinin başında gördüğümüz şeyler 11. sınıfta da kullanacağımız kavramlar olacak. Bu nedenle bizim için önemli. Sonra Güncel çevre sorunları yani ne var ki hava kirliliği su kirliliği işte kirlenmiş gibi çok kolay olduğu düşünülenen aslında da kolay olan ama üniversite sınavında acayip derecede değeri artan artık soruların çok fazla derecede geldiği güncel çevre sorunlarından yine bu sene bahsedeceğiz ve bahsedip de senemizi tamamlamış olacağız. Böylelikle konularımızdan hangi konuları göreceğimizden bahsettim ama iki üçte ufak bir şey ben size söylemek istiyorum. Bir bizim nelere dikkat etmemiz lazım? Nasıl çalışmamız lazım? Biyoloji niye öğreniyoruz? Şimdi biyolojiye baktığımız zaman biyoloji bizim bir kere doğayı, canlıları ve yaşamı anlamamızı sağlayan bir bilim dalı. Sadece ders olarak düşünmeyelim. Yani günümüzde yaşanan olaylar biyoloji biliminin de aslında ne kadar önemli olduğu, canlıları veya canlı mı cansız mı ee, karar verilemeyen varlıkları tanımamızın, onlara karşı ilaç oluşturabilmemizin ya da çeşitli önlemler alabilmemizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Peki benim çalışırken ne yapmam lazım? Bir kere çalışırken ezberden kaçınmalı, konuyu kavramaya. Ee, odaklanmalısın. Mesela açtın işte biyoloji kitabını karşına. Biyoloji kitabında uzun uzun bir metin var. Ha, dur ben bunu kendi kendime şuradan okuyayım. Okudum ezber yapayım. Okudum ezber yapayım diye bir şey yok. Okuyup ezberlersen onu kısa süreli hafızana attın demektir. Bir süre sonra bu gider. Ya hocam biyoloji çok sözel bir ders. Ezberlemeyip ne yapacağız? Aslında biyoloji sözel bir ders değil. Biyoloji sözel bir ders olsaydı sözel bölüme alınırdı. Biyoloji sayısal bir ders. Sadece yazısı fazla olduğu için size sözelmiş gibi gerekiyor geliyor. Sayısal mantık gerektiriyor. Biyoloji dersini anlamak ve yapabilmek. Dersten önce ön hazırlık yapmak dersi öğrenmeyi kolaylaştırır. Ön hazırlıkla neyi kastediyorum? Mesela artık hepimiz teknolojiye çok rahat ulaşıyoruz. Hepimizin elinde işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı ücretsiz kitaplar var. Mesela açtın kitabını karşına. Dedin ki 10. sınıf işte konularını görüyorsun. Hoca en son ne anlattı? Mitozdan bahsetti. Hücre döngüsünün kontrolünü anlattı. Hüb dedi ki bu bölüm bitti. O zaman sana bir sonraki seferde ne anlatacak? Eşeğsiz üremeden bahsedecek. Neymiş eşeğsiz üremenin konusu? Bölünerek üreme. Hoca bölünerek üremeyi anlatacağına göre demek ki sen şöyle bir video açsan ya da ne bileyim kitapta bakayım sayfa kaçtaymış? 30'daymış. Sayfa 30'u açsan şöyle bir bölünerek üremeyi kimler yapıyormuş, nasıl yapıyormuş bununla ilgili bir ön hazırlık yaparsan okulda çok daha kolay öğrenirsin. Hoca mesela sordu. Bölünerek üremeye hangi canlılar e, yaparlar. A tek hücreli canlılarda gerçekleşir temeli mitoza denir. Hocam tek hücreliler yapar dediğin zaman hem böyle daha bir şeklenmiş olursun hem hocanın gözüne girmiş olursun hem de sınıftakilerin bir adım önüne geçmiş olursun daha kolay anlarsın unutma ön hazırlık tabii ki çok önemlidir dediğim gibi artık kitaplarımız var her şeye böyle bakabiliyoruz biraz daha önceden Ulaşabiliyoruz yine not tutmak özet çıkarmak konunun akılda kalıcılığını arttırır bazen maalesef ki biyoloji öğretmenleri işte açın kitaplarınızı siz açıyorsunuz kitapları önünüze ben anlatayım siz de oraya bakın diyor e, hoca anlatırken benim buralara bakmam bir şey anlamamı sağlamıyor. Ama ben buralara bakar bununla ilgili küçük notlar tutarsam evde özet yaptığım şeyleri de şöyle bir gözden geçirirsem bu benim akılda daha fazla kalmasını sağlar. Benim de başıma giriyor geliyor. Bazen mesela bir şey geliyor aklıma diyorum ki ya kitapta ben onu işte şu sayfada Nedir kutusu açıp koymuştum, neydi o ya diyorum ya sayfa gözümün önünde. Şu bilgiyi hatırlamıyorum ama kitabımın içerisinde nerede yazdığını e, biliyorum. Demek ki bu görsel hafızayla alakalı bir şey. Not tuttuğunuz zaman görsel hafızanızı da kullanırsınız. Bir süre sonra da o hatırlamadığınız şeye bir kere bakarak ha şurada yazıyordu ya kimin tanımı endemik türün tanımını yazmıştım ben oraya gibi aklınıza çok fazla derecede kolay bir şekilde kalabilir diyeyim. Kavram haritaları, bilgi notları ve kodlamalar bilgilerin kolay unutulmasını engeller. Biyolojide kodlamaları çok fazla derecede kullanıyoruz. Mesela işte ne açayım 10. sınıf 2. dönem ya da işte yanımda 9. sınıf olsaydı oradan gösterdim. 9. sınıftan örnek vereyim mesela. Geçen sene ne dedik? Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar. Bunu geçen sene söyledik ama ben şimdi size söylediğim zaman bile hafiften kulağınızda dolgunluk olabiliyor. Biraz daha daha rahat hatırlayabiliyorsunuz. Sanki kodlamalar çok uzunmuş gibi gelir. Ama çok daha kolay öğrenmemizi sağlar. Biyolojide de devamlı olarak kodlamalar kullanacağız. Mesela mitozun evrelerinden bahsedeceğiz. Mitozun evrelerini anlatırken diyeceğiz ki işte interfaz var, profaz var, metafaz, anafaz, telefaz var diyeceğiz. Ama bunu kodlayacağız ya ipmat diye ya da interle profesör metenin anafazı telefon satacakmış. Bu akılda kalıcılığı arttırır. Siz kendiniz de kodlamalar yapabilirsiniz. Dediğim gibi gençler, düzenli tekrar edilmeyen bilgiler de maalesef unutulmaya mahkumdur. Devamlı olarak, düzenli olarak tekrar yapmamız gerekiyor. Geldim ödüllü soruya. Biyoloji dersi sence nasıl daha kolay öğrenilir ve kolay unutmamak için sence neler yapmalıyız? Yorumlara cevaplarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.